Herkese merhaba. Acayip tariflere hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok acayip bir tarifle karşınızdayım. Birçoğunuzun daha önce hiç yemediğini tahmin ettiğim bir tarif bu. Başlıktan da tahmin etmişsinizdir zaten içinde ne olduğunu. Pırasa köftesi yapacağız. Bu pırasa köftesi bizim ailede meşhurdur. Bizim babaannemiz yıllar önce gençliğinde Ermeni bir bayanın evinde çalışırken öğrenmiş bu köfteyi. Bu da anneden kıza geçerek nesilden nesile devam eden bir gelenek oldu bizim ailede. Biz hepimiz çok severek tüketiyoruz pırasa köftesini. Pırasayı hiç sevmeyen çocuklar bile bunun içinde pırasa olduğunu anlamadığından seve seve yiyorlar. Şimdi size çok basit bir şekilde yapımını göstereceğim. Umarım siz de denersiniz ve düşüncelerinizi, yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Hiç vakit kaybetmeden malzemelerimi sayayım. Burada tam yarım kilo pırasa var. Bu pırasanın ayıklanmamış önceki hali yarım kiloydu. Şimdi ayıkladığım haliyle kalan pırasam. 250 gram kıymam var. Bir tane orta boy patates. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber kullanacağım. Burada da buharda pişirme kabım var. Ben pırasa ve patatesi öncelikle pişireceğiz. Ben buharda pişiriyorum. Neden buharda pişiriyorum? Çünkü hem vitamin kaybına uğramıyor hem de bu pırasaları pişirdikten sonra suyunu sıkacağız. Buharda pişirdiğim zaman o suyunu sıkma işlemi daha kısa sürüyor. Ama suyun içinde pişirdiğiniz zaman biraz daha fazla sıkmanız gerekiyor pırasaları. Çünkü bu yemeğin püf noktası pırasaları çok iyi sıkmak. Patates ve pırasayı birlikte pişireceğim. Sonrasında da köftemi nasıl yaptığımı göstereceğim. Hemen başlıyorum. Öncelikle pırasaları doğruyorum. Bunun için uzunlamasına pırasayı 3'e bölüyorum veya 4'e. Daha sonra parmak parmak doğruyorum. Jülyen diyebileceğimiz tarzda bir doğrama şekli var. Bu doğrama sayesinde çok daha rahat sıkacağım ben pırasaları. Sizin de bu şekilde doğramanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde inceltiyorum bayağı. Ve parmak parmak doğruyorum. Bütün pırasaları aynı şekilde doğrayacağım. Evet, patatesi de tüm olarak koydum ve buharda pişirdim. Şimdi böyle sıcaktan hafif ılığa dönükken rendeliyorum. Rendenin ince yeriyle patatesi rendeliyorum. Ve şimdi de pırasalarımı sıkmaya başlıyorum. Bu köftenin belki de en yorucu kısmı burası yani. Onun haricinde gayet kolay bir köfte. İyice artık hiç su çıkmayana kadar sıkıyorum ve rondo kabına atıyorum. Pırasalarınız ıslak kalırsa köftenin kıvamı tutmaz. Onun için böyle bütün suyunu sıkmanız gerekiyor. Sonra da blenderdan hiç ip kalmayana kadar çekmeniz gerekiyor. Tam bir püreye dönüştü bakın. Hiç ip lif kalmadı. Patatesle pırasayı birleştiriyorum. Kıymamı ekliyorum. Gördüğünüz gibi kıymam az yağlı. Baharatını da attım. Güzelce yoğuruyorum. Bu verdiğim ölçülere uyarsanız çok güzel kıvamlı bir köfte elde edebilirsiniz. Eğer daha fazla köfteye ihtiyacınız varsa birebir oranında ölçüyü arttırmanız yeterli. Yani bu kıvamı yumuşak bir köfte ama elinize yapışmaması gerekiyor. Bu şekilde toplanması gerekiyor köfteleri. Kadın budu köfte kıvamında düşünün büyüklüğünü. O ebatta yapıyorum. Bütün köftelerimi hazırladım. Şimdi pişirmeye başlıyorum. Videonun başında söylemeyi unutmuşum. Bir tane yumurtaya çok az tuz atıp çırpıyoruz. Başka bir kaba da un ekliyoruz. Pırasaları önce unluyoruz. Sonra da yumurtaya bulayıp kızartıyoruz. Bu kızartma aşamasının püf noktası da iki tarafını da ikişer defa pişirmemiz. Yani gördüğünüz gibi beyazlaştığında hemen diğer tarafını çeviriyorum. Arkası da beyazlaştığı zaman
Tekrar çeviriyorum. Nar gibi kızarana kadar kızarmasını bekliyorum. Nar gibi kızaran köftelerimi bir havlu kağıt üzerine alıyorum. Bütün köfteler bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Bunu zaten söylememe gerek yok. Gördüğünüz gibi köftelerim nefis görünüyor. Göründüğünden daha da lezzetli aslında. Umarım denersiniz bu tarifi. Sizinle bu tarifi paylaşmak beni gerçekten heyecanlandırdı. Çünkü farklı bir tarif. Yani pek bilinen bir tarif değil. Ve gerçekten çok 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 lezzetli bir tarif. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.